Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine özel bir içerik videosuyla karşınızdayız. Bu içeriğimizde sizlere koronavirüs için aşı randevusunun nasıl alınacağını anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz uzun bir süredir Türkiye Çin'den gelecek olan aşıları bekliyordu ve bu aşıların bir kısmı ülkemize giriş yaptı. Dolayısıyla artık aşılamalarda başlayacak. Öncelikli olarak şunu belirtelim. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Aşıla isimli bir uygulama yayınlamıştı. Fakat bu uygulama arkadaşlar sadece sağlık çalışanları için, hatta doktorlar için bir uygulama. Yani bu uygulamaya doktorlar girip herhalde oradan aşılanacak olan kişileri tespit edecekler vesaire. Dolayısıyla bu uygulamayı indirmenize gerek yok. Bunu size baştan belirtmiş olalım. Şimdi gelelim aşı randevusunun nasıl alınacağına arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Öncelik sırası var. Yani aşı olayında öncelik sırası var arkadaşlar. O yüzden hani eğer sağlık çalışanı, öğretmen ya da 65 yaş üstü bir birey değilseniz muhtemelen bu anlatacağımız yöntemi denediğinizde zaten karşınıza bir hata ya da uyarı ekranı gelecektir. Çünkü dediğimiz gibi öncelik sağlık çalışanlarında, 65 yaş üstü bireylerimizde ve sonrasında da öğretmenlere vesaire uygulanacak bu aşılar. Muhtemelen gelen ilk partiden hani bu öncelikli grup bile tam anlamıyla yararlanamayacaktır. Çünkü zannediyorum 1,5 milyon civarında bir kişi sayısı var aşılanacak olan. Dolayısıyla bu düşük bir sayı sağlık çalışanlarına vesaire anca yetecektir diye düşünüyorum. Zaten şu aşamada sadece sistem sağlık çalışanlarına açılmış durumda. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Tabi evinizde 65 yaş üstü bir yaşlı bir insan varsa bunun için de size anlatacağımız yöntemle sorgulama yapabilirsiniz. Ben size hem masa üstünde bu sistemin nasıl çalıştığını hem de akıllı telefon üzerinden nasıl bu sistem üzerinden randevu alabileceğinizi göstereceğim. Öncelikli olarak bilgisayar üzerinden anlatalım. Daha sonrasında ise akıllı telefon üzerinden anlatmaya çalışalım sizlere. Bilgisayar üzerinden alırken arkadaşlar Google'a MHRS yazıyorsunuz. Biliyorsunuz MHRS sistemi ile aile hekiminizden randevu alabiliyorsunuz. MHRS sistemi geldikten sonra zaten direkt aşı randevuları hakkında bilgi geliyor ama randevu ala tıklıyorsunuz arkadaşlar. Randevu ala tıkladığınız zaman sizi aile hekimliği sistemine giriş sayfasına yönlendiriyor. Bu sayfanın açılmasını biraz bekleyelim. Tabii sistemde bir yoğunluk olabilir. Malum herkes randevu almaya çalışıyor vesaire. Dolayısıyla sayfanın açılması biraz uzun sürebilir ama bekliyorsunuz. Çünkü hemen pat diye açılmıyor sayfa. Evet arkadaşlar, sayfamız açıldı. Sayfa açıldıktan sonra yukarı kısma TC kimlik numarasını giriyorsunuz. Alt kısma ise parolanızı giriyorsunuz. Eğer daha önce bu sistem üzerinden bir randevu almadıysanız, yani aile hekimliği vesaire randevusu hiç almadıysanız arkadaşlar, E-Devlet şifrenizle de giriş yapabiliyorsunuz. Daha sonra karşınıza bir sayfa geliyor. Aile hekim randevusu al, hastane randevusu al ve aşı randevusu al diye. Buradan aşı randevusu alı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra karşınıza yine iki seçenek geliyor. Aile hekiminden ve hastaneden olmak üzere. Dilerseniz hani benim yakınımda hastane var, ben hastanede vurmak istiyorum diyorsunuz, hastaneyi alabilirsiniz. Ya da aile hekimindeni tıklayabilirsiniz. Fakat burada tıkladığınız zaman eğer kriterlere uyuyorsanız, dediğim gibi sağlık çalışanıysanız ya da 65 yaş üstü bir bireyseniz vesaire, o zaman size bir randevu ekranı açılıyor ve bu randevu ekranından saati vesaire seçebiliyorsunuz. Eğer değilseniz zaten burada ekranda da gördüğünüz gibi saygıdeğer vatandaşımız COVID-19 aşılama programına ilk olarak sağlık çalışanlarımızdan başlanacaktır. Diğer öncelikli gruplar için aşılama programı ulusal basın ve medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir yazısı geliyor arkadaşlar. Az önce de belirttiğim üzere randevu sistemi şimdilik sağlık çalışanlarına açılmış durumda. Fakat ilerleyen günlerde 65 yaş üstüne öğretmenlere ya da halkın geneline açıldığında yine aynı şekilde randevunuzu alabileceksiniz. Hiçbir değişim yok. Bunu size baştan belirtelim. Şimdi masa üstünden bu şekilde alıyoruz. Peki akıllı telefonumuz üzerinden randevuyu nasıl alacağız? Şimdi dilerseniz bir de akıllı telefonumuz üzerinden
aynı sistemi deneyelim. Bakalım akıllı telefon üzerinde randevuyu nasıl alıyoruz? Evet arkadaşlar, akıllı telefonunuz üzerinden aşı randevusu alabilmek için MRS ya da e-nabız uygulamasını indirmiş olmanız gerekiyor. Bende e-nabız var. E-nabıza girdiğiniz zaman yine giriş yapıyorsunuz. Ben daha önceden giriş yaptığım için direkt olarak uygulama da açılabilir. Biraz bekleyelim. Uygulama açıldıktan sonra bakın bilgiler zaten geliyor arkadaşlar. Bu bilgiler geldikten sonra burada COVID-19 aşı durumu diye bir ibare göreceksiniz. COVID-19 aşı durumuna tıkladığınız zaman eğer bu aşıyı vurulabilecek kriterlere sahipseniz, yani sıranız geldiyse, atıyorum öncelikli gruplar içerisindeyseniz, burada bir seçenek belirliyor. Bu seçenekten oradan tarih vesaire seçebiliyorsunuz ve tarih saatiniz geldiğinde de gidip aşınızı vurulabiliyorsunuz. Fakat öncelikli gruplar içerisinde değilseniz, ki ben de öncelikli gruplar içerisinde değilim, karşınıza COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenebilecektir. Sağlık çalışanı iseniz çalıştığınız kuruma başvurarak bilgilerinizin güncellenmesini sağlayınız şeklinde bir ibare ile karşılaşıyoruz. Burada arkadaşlar şu duruma dikkat çekmek istiyorum. Eğer öncelikli bir gruptaysanız, atıyorum 65 yaş üzeri bir grupta olabilirsiniz. Tabii şu anda 65 yaş üzerine de yok ama onlar öncelikli grupta ve önümüzdeki süreçte muhtemelen bu aşıdan bir parti daha geldiğinde onlar da aşılanmaya başlayacak. Eğer 65 yaş üstündeyseniz durumunuzu güncellemenizi tavsiye ederim. Çünkü bazen sistemde karışıklıklar olabiliyor. Bunun için de aile hekimliğine vesaire başvurabilirsiniz. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere aşı randevusunun nasıl alınabileceğini göstermeye çalıştık. Önümüzdeki süreçte bu tarz videoların devamı da gelecektir. Eğer kafanıza takılan bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlere yorum olarak sorabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince bu sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.